ekleyebiliriz? Neler, hangi kavramları katarak tamam. bunu 3 yaşa kadar nasıl sunabiliriz çocuğumuza? Şimdi onlara ben değineceğim. Tamam canım. Evet, şimdi size öncelikle oğluma 1 yaşındayken yapmış olduğum yapbozdan bahsetmek istiyorum. Tamir aletleri, ki bunlar normalde 3 yaş üzeri diye satılır ama ben hani böyle başlasın oyuncaklar vardı, bunlar değildi aslında. Daha böyle bunların yumuşak dokulu olanlarından vardı, onun vardı ama ben burada bunların üzerine göstermek istiyorum. Tamam. Öncelikle nesnelerimizi A4 kağıdımıza, şöyle A4 kağıdımız vardır, onun üzerine koyuyoruz. Hangi çocuğumuzun oyuncaklarının yapbozunu yapmak istiyorsak. Ben mesela tamir aletleri, çünkü oğlan olduğu için biraz oyuncaklardır herhalde, oğlanların malzemelerine kaydım sanırım. Olsun. Onlardan bahsediyorum. A4 kağıdın üzerine yapbozunu, pardon, bul takını yapmak istediğim malzemeleri koydum. Sonra bir cep telefonunu alıyorum. Cep telefonuyla yukarıdan bunun bir fotoğrafını çekiyorum. Dikkat edin, gölgeniz tam olarak düşmesin oraya. Tam tepeden çekiyorum ki çıktıyı aldığım zaman A4 kağıdında tam olsun ve koyduğum nesne de tam onun üzerine denk gelsin. Fotoğrafını çektiğim nesne. O yüzden A4 kağıdını ben temel, zemin olarak kullanıyorum. Hı hı. Bütün benim formatım da bu şekilde gider. Çok güzel. Koyduktan sonra fotoğrafını çekiyorum ve onu iki nüsha halinde bastırıyorum. Evet. Bu bir, bu ikincisiydi. Hı. Bu şekilde bastırdıktan sonra ben hatta bunu başka bir etkinlik üzerinde göstereyim. Bitmişini göreyim. Ondan sonra aşama aşama nasıl yaptığımı göstermek istiyorum. Hı hı. Bu bitmiş bir yapboz. Altta ikinci kağıt, bu da en üstteki kağıt, bunu kestik ve yapıştırdık. Rahat tutulabilsin diye ucuna da pomponlar yapıştırdık. Ve aha, böylece çocuk bunu çok güzel tutup çıkarıp yerine takabilmekte. Nesneyi eşleştiriyor. Bu şekilde olursa birebir eşleşmedir. Bu birebir eşleşmedir, biz normalde 12 ay çocuğunu uygulayabiliyoruz. Hani aynısı kavramında biliyoruz. Hı hı. Bak aynısı. Bak bu bunun gerçek doğru. nesnesi. Kaç aylıktan bu da bunun mesela fotoğrafı. Yapabilir bunu başlayayım. Ben bunu bu şekilde 12 ay itibariyle başladım. Ama nasıl ben öğreterek, ben sürekli tekrar ederek aynısını gösterdim. Gerçek nesne ve fotoğrafı. Çizim değil bakın. Direkt gerçek nesne fotoğrafıyla. Normal gelişim gösteren çocuklarda evet 12 ay ama çeşitli engel gruplarına sahip. Hani zihinsel engel olabilir. Bu ona biraz daha ileriki düzeylerde de olabilir, verilebilir bu kavram. Ona göre değişecektir zaten. Gerçek nesneyle özellikle gerçek fotoğraf üzerinde çalışmamız daha uygun olacaktır küçük yaş grubuyla. Ve birebir eşleşmeyi yapıyoruz bu şekilde. Daha ileri yaş grubunda bunu nasıl yapabiliriz? Belki altına ikinci nesnenin fotoğrafını koymayız. Sadece bu oyuntulu nesne, oyuntulu kısmı koyarız. Yani şöyle olduğunu düşünün, bu altının düz olduğunu düşünün. Ve çocuğun direkt görsel algı olarak bakacak böyle. Aa, tırtıklı bir şey. Bu şekillerden tırtıklı olanı hangisi? Bu. Demek ki bunun üzerine koyuyoruz diyecek. Ve bu şekilde görsel uzamsal zekasını harekete geçirecek ve boşlukları dolduracak. Bunu gölge eşleştirme olarak da yapabiliriz biz. Yani şöyle ki, bunu normalde hani olur ya fotoğrafa bastıramadınız ama ne yapabiliriz bu sefer? Biz bunu nesnemizi koyuyoruz ve kalemle bunun etrafından geçiyoruz. Aa, evet, İstediğimiz yani gibi de boyayabiliriz aynı zamanda. İstediğimiz renkte. Bu sefer de ne yapacak? Hani ona göre birebir eşleştirecek. Gölgesi olacak. Siyah boyayayım mesela. Hakikaten gölge eşleştirme olsun. Ha, evet, böyle hoş bir etkinlik. Bunu da hani 2 yaş düzeyinde yapabiliriz belki. Hani 18 ayda yapanlar da vardır ama biz temel 2 yaş diyelim buna. Gölgeyi eşleştirme olarak koysun. Nesne sayısını şöyle yapabiliriz. O ayında öğretmek istediğiniz kavrama veya verilmesi gereken kavrama göre değişebilir. O da şöyle olacak. Hı hı. Sayıları şekil olarak algılayalım da biz. Şekil kavramını verebiliriz. Üçgeni, kareyi, daireyi. Bunları tabii ki tek tek öğretmemiz gerekecek çocuklara. Hı hı. Şimdi ben faaliyete ara vermiş durum değil mi? Kavram öğretimi özellikle. Ben zaten şöyle bir şey isteyeceğim. Faaliyete başlarken hani şununla şunu yapacağım ve böyle ilerleyeceğim dersen kameramız bir taraftan seni onu çekerken biz de bir taraftan konuklarımızla devam ederiz. Arada da yanına gelebilirim. Tamam. Ama tabii ki sana sormak istediğim şeyler de var. İlla hani sadece bu faaliyete de bağlı değiliz. Evet. Yani almak istediğim şeyler var senden. Hani anneler nasıl bir evde hazırlık yapabilirler bunların dışında gibi. Çok evet. soru var aslında. Çok şey var evet, konuşabileceğimiz. Çok var. Çok var. Için teker teker başlıyoruz artık. Hani nerede evet. kalırsak oraya kadar evet. devam ederiz. Onu anlatmak istiyorum. Kavramları çocuklarımıza verirken hani genelde 18 aydan sonra da başlayabiliriz. Lütfen annelerimiz tek tek verin. Eğer renk kavramıysa bakın bu kırmızı. Hadi kırmızıları toplayalım. Kırmızılar özellikle kırmızıyı vurgulayın. Biz buna tanıma tanımlama ayırt etme aşamaları diyoruz biz tek tek. Kırmızının ne olduğunu bilmeli. Sonra onu diğer renklerin arasından kırmızı olanı seçip alabilmeli. Ve onu sonraki aşamada bu dil gelişimine bağlı olarak gelişecektir. Hani 2 yaş düzeyinde belki olacaktır. Kırmızı olduğunu bilebilmeli.
Ondan sonra diğer ikinci renk öğretimine başka gidelim. Başka bir zaman, belki ertesi gün sarıya geçebilme. Aynen. Bunun peki bunu öğrenildiğine emin olduktan sonra kırmızıyı Anladım. Göster dediğinizde farklı bir nesnelerde de kırmızıyı gösterebiliyorsa öğrenilmiştir, kazanılmıştır bu davranış diyoruz. Ve ikinci bir renk olarak neyi istersin? Sarı diyorum ben mesela. Sarıyı öğretmeye başlayabilirim. Evet, kırmızıyı öğrendi. Bu sefer kırmızı ve sarı nesnelere koyun. Sarıları verdiğin, kırmızıları öğrendi zaten. Anladım. Arasından farklı İki yaşta mı bu böyle olabilir? Çocuğun yaş gelişim durumuna göre de değişebilir. Ben iki yaş düzeyini hakikaten bunları kazandırmıştım. Hem isimlendirebiliyordu hem de söylediğimi verebiliyordu. Kendisi bu şekilde devam etti oğlum. Teker teker deneyerek gördüm. Sitenin adı neydi senin kurduğun sitenin adı? Çocuğumla evdeyim. Çocuğumla evdeyim benim Facebook hani sayfamdır. Tabii ki oradan baksınlar. Da etkinliklerin nasıl yapıldığını görebilirsiniz. Bir de annelerimizin paylaşım yaptığı çocuğumla evde neler yapabilirim isimli bir grubumuz vardır. Facebook grubumuz. Buradan da bize ulaşabilirler. Orada da evde yaptığınız etkinlikleri paylaşabilirsiniz. Benim oğlum şu kadarlık bunları yapabiliyor diye. Bu temel değildir. Özellikle annelere de söylemek istiyorum. Evet. Her çocuk farklı aylarda bunun kazanımını yapar. Evet. Sizinki belki onu kazanamaz ama farklı bir şeyle, farklı bir davranışı kazanacaktır. O yüzden mutlaka bir deneyin. Yani kaç yaş olduğu önemli değil. 2 yaşındaki bir etkinlik önerisi ise siz bunu 18 aydan başlayın, farklı bir şeyini keşfedecektir. Yapamadı diye ne siz ne de çocuğunuz lütfen hayal kırıklığına uğramayın. Evet. Farklı özelliklerini keşfettiğiniz olacaktır tabii, belki bu tabii, etkinlikte. Tabii onu ki. Keşfedeceksiniz. Gibi etkinlikler yapılabilir. Doğru. O zaman bunu sen şimdi bir etkinlik, bir materyalimizi bir daha bir tanıtmak tamam, istiyorum. Lütfen. Evdeki yapbozlarınızı nasıl farklılaştırabilirsiniz? Evde yapmadınız, belki evde hazır bir yapbozunuz vardır. Peki onu nasıl değerlendirebiliriz? Dokunsal yapboz yaparak. O da şöyle. Normalde bu da birebir eşleştirme gerektiren bir yapbozdur. Burada bir kedi var, burada bir kedi var. Üstüne denk getirmesini sağlarız. Ve bunu da hani biraz daha girintileri, çıkıntıları olduğu için biz bunu biraz daha hani 18 aydan sonra yapalım. Çünkü daha düz şekiller olursa küçük yaş grubu 12 aydan sonra çok rahat yapabilir ama eğer bebeği burada çok fazla girinti, çıkıntı var, bunu 18 aydan sonra daha rahat yapabilir çocuğumuz. Ama buna biz dokunsal bir özellik ekledik. Dokunsal yumuşacık bir kumaş koyduk buraya mesela. Burada nedir bu? Dokunsal olan bir özellik. Bu hazır yalnız. Bunu biz de yapabiliriz. Aynı bu şekilde. Buraya belki zımpara koyabiliriz tırtıklı olan kısmına. Çocuk dokunduğu zaman bir tırtıklı bir yüze hisseder gibi çeşitlendirebiliriz. Veya bir pompon koyun tavşanın kuyruğuna. Çocuğumuz hem dokunsun, tavşanı tanısın ve tekrar birebir eşleştirme. Evet. Bakın buna görsel. Hem kaygan bir yüzeydir hem de görsel bir ışıltı vardır burada. Göster istersen. Çocuğumuz evet. Bu şöyle sallayayım, hareket ettireyim. Tavşanda bak pomponu var burada. Bu ne? Nedir bu? Kumaş mı? Pompon ama ezildiği için biraz çok peluş tatlıymış. Olabilir. Peluş kullanabilirsiniz. Peki çocuğa ne katıyor dokunmak? Dokunmak çok önemli. Bebeklikten yani doğduktan itibaren mutlaka dokunsal materyalleri çocuklarımıza vermeliyiz. Çünkü bizim tamamen sinirlerimiz dokunsal özelliktedir ve bunları uyarmamız gerekiyor. Dokunsal sinirleri uyarılmış olan çocuk hem çevreyi daha güzel algılayabilmekte hem de sosyal iletişim becerileri de gelişmekte. Çünkü dokunmadan geçiyor iletişim, karşılıklı seni anlıyorum. Bir dokunma, bir his vardır bunda. Doğru. Mutlaka uyaralım. Dokunsalı olsun, çocuklar dokunsun. Bu taraklar vardır hani ucunda böyle pütürleri olan. Mutlaka vücuduna bir gezdirin onu, masaj yapın. Pütürleri olan taraklar? Ucu böyle top toptur da böyle yuvarlak bir şeydir. Çubuk çubuktur da ucu yuvarlaktır hani böyle saç fırça tarak diyeyim daha doğrusu. Doğru, evet. Onlarla vücuduna dokundurun, ellemesini sağlayın. Bir masaj yapın mutlaka. Farklı dokunsal materyaller sunun. Bu ne olabilir? Mesela en basitinden kilitli poşetler vardır. Saç şölesi doldurun içine. Saç şölesi çok güzel yumuşak bir şeydir o da histir aynı zamanda. Evet. Doldurun ve içine de farklı dokunsal pompon atabilirsiniz. Veya şu ambalajlardan ya onu uygulamadınız daha doğrusu folyo bile olabilir. Delgeçle delin şekli kesin. İçine koyun o poşetin. Kilitleyin ve onu mutlaka masaya yapıştırın. Eğer elini alırsa ısırma riski olabilir çünkü. Evet onu diyecektim. Onlara ben masaya cama yapıştırdım. Masama yapıştırmıştım kenarlarından bantla. Çok güzel vuruyordu çap 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 hareket ettiriyordu onu. Parmak boyası koydum o şekilde denedim. Değişik bir deneyim kazandı. Mutfakta iş yaparken mutfak camıma yapıştırdım balkon camıma. Çocuğum gitti yeni yeni pıtı pıtı yürüdüğü zaman işte 11 aylık ayağa kalkıyordu artık pıt 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 camda vuruyordu. Çok güzel yerlerini, bir fikir. Dokunma ya da hem kesinlikle. Vura onları düşürüyordu oradaki malzemeleri. Ben oraya parmak boyası koydum. Parmak boyalarını birbirine karıştırıyordu çat 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 vurarak. Valla senin sende şey bitmez derya gibi kadın. Değil, ben de çok güzel eğleniyordum bununla beraber. Sen çok feda valla keşke ben 20 sene önce seninki tanısaydım. Siz çocuğunuz özelliğini söyleyin ona göre hemen bir etkinlik yazarız. Şimdi bence daha devam edeceğiz. Bize zaten yakında 3 saate çıkarsa programı şaşırmayacağım. Hazır mısınız arkadaşlar? Yine böyle bir keyifli müzik. Müzik dinleyelim. Sonra diğer konuklarımın yanına da gideceğim.
plaster aspirin. Something's gotta work. I know I did it to myself, but man, oh man, it hurts. That second lost martini, it went down real smooth. Set me on a bender with nothing left to lose. I just can't apologize for what I did to myself. My bed's an ocean liner, and I can't call for help. Yeah, baby, it hurts a bunch. Girls got to go into my head a bunch. I promise all the time, it's the last time I'll ever have a liquid. Şimdi Özge'cim, nerede kaldık, ne yapıyoruz? En son bir yap bozu nasıl yapacağımızı aşama aşama göstermek istiyordum. Hı hı. Nasıl yapacağımızı fotoğrafını çektik. Tamam. Ondan sonra böyle çıktısını aldık onların. Hı hı. A4 kağıda iki tane. Hı hı. Bunların arkasına Eva denilen kırtasiye ya da marketlerde bulabileceğimiz yumuşak dokudaki böyle süngerimsi malzemeden. Evet. Bunun arkası yapışkanlıdır zaten. Çıkartıp yapıştıracağım buna. Tamam, onu aşama aşama göstereceğiz. Seni göreceğiz buna zaten. Nasıl yapılır ben yapacağım zaten. Diğerleri arada. Diğerleri varsa başlıklarını geç istersen. Evet, hemen hemen. Yani ben nasıl farklılaştırırız onlardan bahsetmek tamam istiyorum. Canım. Mesela bu yap bozumuzda ben bu küçük tahta bebekçiklerimi kullandım. Hı-hı. Ama siz sıralama çalışması yapabilirsiniz bu yükleme, büyükten küçüğe doğru ördeklerin. Bunun fotoğrafını çekip bir şekilde yapabilirsiniz. Çocuktan büyükten küçüğe doğru dizmesini isteyebilirsiniz. Hı hı. Doğru yerlerine doğru. Bunu yapabiliriz. Peki çocuğumuz yapboz yapmayı sevmiyor. Ona nasıl keyifli bir hale getirebiliriz bunu? Hareketli bir çocuk. Belki masa başında oturup yapboz yapmak hoşuna gitmiyor. Olabilir. Onu nasıl yaptıracağımızı göstermek istiyorum. Örnek evet. olarak bu yapbozunu ele alayım. Hı hı. Bu benim kendi oyun merkezinde de kullandığım bir yöntemlerden biridir daha doğrusu. Evet. Çocuklar ister istemez öyle bir harekete geçiyorlar. Her birine sürpriz bir yapboz parçası hazırlıyorum ben. Hı hı. Ve bunları belli köşelere saklıyorum. Hı hı. Hemen gösteriyorum. Bir tane mesela kuşu. Paketliyorum onu. Bir sürpriz bir paket oluyor bu. Bu paketliyorum. Her bir parçasını ayrı ayrı paketliyorum ve diyorum ki bu mutfakta. Mutfak ünitemiz vardır bizim, oraya koyuyorum.
Bir tanesinde saklıyorum, böyle şey yapıyorum. Onu da tamir aletlerinin arasına koyuyorum. Yani evde farklı yerlere. Aynen, evde farklı yerlere koyabilirsiniz siz de. Diyeceksiniz ki galiba mutfakta bir yere saklanmış yapbozumuzun bir parçası. Hemen mutfağa gidecek, mutfak ünitemizde daha doğrusu. Tencereyi kaldıracak, fırının içini açacak ve orada ama anneler istemez şekerim abi, yani yok, ev çok dağılır. Belki çocuk gidecek yuvarlanıp yok yok şöyle söyleyeyim, ben oyun merkezimin küçük mutfağımdan bahsediyorum. Hayır, ama siz evde nasıl yapacaksınız bunu? Alın bunu işte senin oyun dolabının içinde. Mi? Çorap çekmecende diye. Beraber gidin de çekmecede bari bir kazaya mahal vermeyelim orada. Açın sürprizi bulun. Onu açın ve tekrar koşturun. Şimdi harekette katacağız ya içine. Evet. Bu nerede dursun? Oturma odanızda dursun. Doğru yere taksın bunu. İçin. Bakın küçük kas gelişimi de destekliyoruz. Paketi açıyoruz böyle. Sürprizi buluyoruz ve yerine koyuyoruz. Acaba tavşan nereye saklanmış olabilir diyeceksiniz. Evet, tuvalet kapısının önünde mesela veya içeride bir yerde. Hemen onu veya halının altında olabilir. Halının bir köşesini kaldırır. Bulur oradan diğer saklanmış parçayı. Koşar koşar gelir, doğru yerine açar paketini, bulur, yerleştirir. Ve böylece hem hareketi de kattık yapboza. Çünkü çocukların çoğu otursun da yapsın istemiyor. Evet. Kimi böyle top gibi nesneli. Ha bir de şey var, doğru, top deyince aklıma o da geldi. Resim yaptırma teknikleri oluyor çocuklarımız. Özellikle topla ilgilenen çok fazla çocuğumuz var. Evet. Başka nesneyi almıyor, harekette nesnelere odaklanıyor. Top, ışığı olan, sesi olan veya kendisini hareket ettirebileceği, arabanın tekerlekleri olabilir bu. Hı hı. Bu tip nesnelere karşı ilgisi olan çocuklar oluyor. Bunda farklı bir şeyler de düşünebiliriz, o ayrı bir konu. Hı hı. Tekrar bir uzman gözetimi şarttır böyle bir konuda. Mesela hareketli bir oğlumuz var. Hemen arkasına bir kalem bağladık. Hiç şaşırmadım. Hareketli bir oğlumuz mu var? Oğlanlar hele bizim çocuklar. Çok, çok güzel. Fena. Araba kullanmayı çok, da çok seviyorsa güzel. Bunu mutlaka bir kağıt olabilir veya bu graf kağıtları denilen yere serilen ambalaj kağıtları vardır. Onu yapabilirsiniz. Kalemimizi biraz açıp arabayı güzel. Sürdüğümüz zaman bakın hemen size göstereyim. Sürdüğümüzde bakın arabanın gittiği yerden boyayla tanışıyoruz çocuğumuzla böylece. Hı hı. Bu biraz katı boyaydı. Peki biraz daha parmak boyaları, özellikle istediğimiz dokunsal materyallere dokunması. Evet. 12 ay ve 18 ay arasındaki çocuklar genelde bu parmak boyaları, yumuşak nesnelere, krem gibi onlara dokunmayı sevmiyorlar. Hı hı. Soğukluk hissi olabilir, ıslak hissi olabilir, yumuşaklığından dolayı belki dokunmuyorlar. Ama onları katmalıyız ki farklı bir his de verelim çocuklarımıza. Hı hı. Ne yapıyoruz onu? Sevdiği nesne Lego mu? Lego'nun altına bu eve kağıtlarından kesip yapıştırıyoruz. Hı hı. Bir baskı oluşturuyoruz ve Lego'yu da tutuyor aynı zamanda Lego'yu sevdiği için. Onunla beraber boyalara dokunmuyor yine. Baskılar yapıyor ama renklerle tanışınca ileride dokunmaya da başlayacaktır. Evet. Veya toplarla ilgilenen bir çocuğumuz için bir kutumuzun içine beyaz kağıt koyuyoruz ve birkaç yerine boya damlatıyoruz. Sonra içine o topumuzu atıyoruz ve sallıyoruz. Salladığımız zaman o topun gittiği yerler, şekiller, renkler oluşturuyor. Bu da onun hoşuna gidiyor ve daha böyle hızlı sallıyor. Ama üstüne isterseniz yine de stretch filmler vardır. Onlarla kaplayın ki top, boyalı top başka yere fırlayıp gitmesin. Güzel, en güzeli onun içinde sallayabilirsiniz. Annem olur musun? Her zaman. Annelerimize söyleyelim o zaman. Annelerimiz uygulasın çocuklarına, öyle diyelim. Gerçekten öyle. Çok şanslı. Öncelikle ben yapmaya başlıyorum. Çocuğun çok şanslı. Ve biz de şimdi çok şanslıyız. İzleyicilerimiz de bence. Gerçekten evet. Öyle. Takip etsinler ve böyle şeyler... Yani gerçekten çok yaratıcı, üretici. Evde bir şeyler şey hani hep hazır almamak, üretmek, etmek çok aynen, güzel bir şey. Aynen. Yani şöyle bir yapbozu. Evet. Bunun gibi eşleştirme, birebir eşleştirmeli yapbozu siz çok rahat evinizde yapabilirsiniz. Hı hı. Çeşitlendirebilirsiniz. Çocuğunuzun ilgi alanına göre yapabilirsiniz. Çocuklar hayvanları seviyorsa hayvanlarla ilgili bu şekilde bir yapboz hazırlarsınız. Evet. Taşıtları mı seviyor? Oyuncak arabalarının fotoğrafını çekin, aynı uygulamayı orada da yapabilirsiniz. Tabii, tabii, yani üretilebilir. Kesinlikle çocuğunuzun sevdiği... Geri dönüşüm de yapılabilir tabii belki ki. Elimizdeki aletleri değerlendirmek çevre için de güzel bir evet, şey yani. Devamlı evet. tüketim nereye tabii, kadar? Tabii geçen elimizdeki hafta bir konuda aletleri... ağırladım. Geri dönüşüm konusunda müthiş bir hanımdı. Evet harika. Gerçekten. Ben o zaman seni baş başa bırakıyorum. Tamam, çok seviyorsun bunları nasıl olsa. Alışığım. İşimin bir parçası. Peki canım, kolay gelsin. Hemen o zaman. Başlıyorum. Biz seni takip ediyoruz.